Evet sevgili arkadaşlar. Dün akşam çok güzel bir canlı yayın yaptık. 23.45'te biten çok güzel bir canlı yayındı. Katılan herkese de şimdiden tekrar tekrar teşekkürlerimi iletmiş olayım. Aynı zamanda artık transfer sezonu bitmek üzere. Bitiyor. Biz de bundan sonra biraz daha canlı yayınlar arttırıp muhabbetimizi arttıracağız. Ama duyumlar sürüyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Transferler sürüyor. Hiçbir şey olmasa da üye olmanızı tavsiye ederim. İçerideki ortamı görünce zaten bir daha üyelikten çıkmak istemezsiniz. Ben onu söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe'ye Avrupa'dan dev gelir diye bir haber yapmışlar. Şimdi Şampiyonlar Ligi ikinci elemeden başladık. Lugano'yu saf dışı bıraktık. Kasasına giren gelir belli oldu. Diyor. Şimdi UEFA Avrupa Ligi'nde de Fenerbahçe yoluna devam ediyor aynı zamanda. Rakipler de belli oldu. Bunları da geçelim. İlk maç 25-26 Eylül'de şey ilk maç 26 Eylül'de Perşembe günü Union Saint-Gilloise ile evimizde. Şimdi Lugano'yu elediğimiz için 200 bin euro gelir elde etmişiz arkadaşlar. Lille kaybedip Avrupa Ligi'ne geçtik. Ayak bastı parası olarak 4.1 milyon euro, market gelirinden iki ayrı parça olmak üzere toplamda 7.4 milyon euro garantilendi. Yani Fenerbahçe şu anda lig daha başlamadan bu lige daha girmeden 11.7 milyon euroyu kasasına koymuş oldu. 11. Nokta, yani Fenerbahçe'ye 11.7 milyon euro para geldi. Durduk yere. Ve bir tık ötesini düşünün. Daha da güzel şeyler yaparsak. Şimdi Fenerbahçe'miz ligde iyi gidiyor. Ama sıradaki maç ilk oynayacağımız maçtır arkadaşlar. Yani bir sonraki maç değildir. Bir sonraki maçımız Galatasaray maçı diye herkesin ilgi odanda Galatasaray maçı var. Hayır. Bizim sıradaki maçımız Kasımpaşa maçı. Ancak Galatasaray maçı öncesinde de bir sakatlık raporu paylaşmak lazım. Hangi hangi futbolcumuz ne durumda? Kime ne oldu? Kim ne yaptı? Ne etti diye. Öyle değil mi? Ya bunları konuşmam lazım. Mesela Cicu en merak edilen isim. Ciku derbiye yetişecek. Hani herhangi bir aksilik yok. Kasımpaşa maçını da daha doğrusu Kasımpaşa maçına yetişecek ya. Biz Kasımpaşa maçını konuşmamız lazım. Hani derbiye yetişecek. Biz ne bilelim derbiye yetişeceğini. Belki de Galatasaray'dan 15 futbolcu derbiye yetişemeyecek. 15 futbolcu bir hafta içinde sakatlanacak. Biz ne bilebiliriz? Yani bunlar var ya çok net konuşmamız lazım. Çünkü bazen detayı kaçırıyoruz. Detayı kaçırınca altımıza kaçırıyoruz. Abi bizim sıradaki maçımız Kasımpaşa ile. Anladınız mı? Bizim sıradaki maçımız Kasımpaşa ile. Kasımpaşa maçımız var. Kasımpaşa maçından sonra Galatasaray maçımız var. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi Cikur'un sakatlığı iyileşti. Osayi'nin dönüşü hızlandı. Müjde vereceğim size inşallah birkaç güne çok güzel müjde vereceğim işte inşallah Çağlar Söyuncü e, İsmail Yüksek durumları iyi ancak bugünkü idmanda yer alacaklar diyebiliyorum dünkü idmanda yer almadılar onun dışında başka e, başka da bir şey yok Fenerbahçe'ye teklif yağmuru İşte bak çok güzel bir noktaya geldik Samet şey Serdar Aziz ve Emre Mor. Süper kulüplerin sıraya girdiler. Rize Spor'da Samet Akaydın için harekete geçti. Ben üçüyle ilgili de son durumlarda net aktarayım. Şimdi Serdar Eyüp Sivas Hatay istiyor. Hatay Emre Mor'u da istiyor. Fenerbahçe'den çok ciddi istiyor. Sivas Emre Mor'u istiyor. Samet Akaydın için de çok ciddi teklifler var. Ben size şu kadar söyleyeyim. Bak %100 bilgiler veriyorum. Dikkatli dinleyin arkadaşlar. Dikkat dinleyin. Serdar Aziz gidici. Yani 3 takımla görüşüyor. Durma niyeti yok. Emre Mor bon servisini alıp gitmek istiyor ki sevgili Sercan Amzol da bunu söylemiş. Emre Mor'da sıkıntı yok. O da doğruluyor. Ki Emre Mor gidici. Onun dışında Samet Akaydın'a çok teklif var. Ancak Mourinho Samet Akaydın'ın takımda kalmasını istiyor bitti. Jose Mourinho Samet Akaydın'ın takımda kalmasını istiyor. Kadro planlamasında da yer alıyor. Bitti. Ben size dedim ya arkadaşlar. Avrupa Ligi'ne yazdığı anda o iş bitti. Yani Serdar Aziz gidici, Emre Mor gidici, Samet Akaydın durucu. Ryan Kent. 9 tane resmi teklif var Ryan Kent'e. 9 resmi teklif. Ancak Orhan Gencebay dinleyen Ryan Kent 9'unu da reddetti. Gitmiyorum diyor. Futbol hayatım bitsin diyor. Yani bilmiyorum ejderhasını mı cimcikledik timsahına, hoş mu dedik, horozunu mu kestik, kaplumbağasını mı çiğnedik, karetta karettasını mı öldürdük, biz buna ne yaptık? Hocam alama getirdik, 11 numara verdik, oynatmadık, şans tanımadık. Yok ya, 18 maç oynamış, ulan BK 22 maç oynamış, Atalanta'da e, Matalanta'dan Atalanta'dan teklif aldı. UEFA kupasını kazanan takımdan teklif aldı 22 maçla. Hangi şans verilmem? O zaman biz Beşiktaş'a da şans vermedik. Şimdi Jose Mourinho'nun takımdaki şey şeyi Osterwolde demiş Joker'i. Sevgili Sercan Amzo. Şu anda en fazla oyun, en fazla beğendiği oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Bunu ben size kendi cümlelerimle şöyle aktardım. Hatırlıyor musunuz? Perdi'nin gitmesi iyi oldu çünkü Osterwolde'ye hayran oldu adam. Ben bunu her şekilde oynatırım dedi. Hatta dedim hatırlayın Ferdi sol önde, Osterwold'u değil de sol arkada oynatıcı. İkisine de hayran oldu. İkisini de kesemem dedi. Birini sol bek, birini sol stoper oynattı. Birini sol açık, birini sol bek oynattı. Adam çünkü kafaya taktı. kafaya takmış bir Mourinho'ya bakar. Başına buyruk bir Mourinho var. Şimdi diğer haberimiz Fenerbahçe'de Mourinho etkisi var. E, dünkü idman zaten dünkü idmanda konuştuk aslına bakarsanız çok da bir şeye gerek yok. Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdü. Hani idmanda neler yaşandı? Futbolcu birbirini cimcikledi. Jose Mourinho dedi ki birbirinizi cimciklemeyin dedi. Havai fişek getirdiler. Torpil falan attılar. Normal idman arkadaşlar. Ben bir sevmiyorum bir de ya. İşte dar alanda yapılan çift kale maç. Rejenerasyon antrenmanı yapıldı. Bilmem işte şöyle yaptı. Dar alanda çift kale maçta sonuçlandı falan filan. Fenerbahçe'de Jose Mourinho yetkisi en çok transferde ortaya çıktı. Hatırlar mısınız? Bir dönem bizim bir slogan vardı. Alo ben Emre abin diye. Ne kadar inanmıştık. Kendimize ne kadar inandırmıştık. Sonrasında aynı Emre Belezoğlu Galatasaray'ın kadrosunun tarihi bir kadro olduğunu söyledi. O tarihi kadro yant boyusu bile geçemedi. İki maçta da yenildi. Çok da objektif. ya yani çok da objektiftir. Şimdi Mourinho geldiğinde açık söyleyeyim ben üyelere de abonelere de şunu söyledim. Arkadaşlar bak Mourinho paratoner gelir futbolcu getirir diye. Dediğime geldiniz mi? Ben tam gelemedim hocam. Yani 5 tane futbolcu bekliyordum. Medina'da dahil 9 futbolcu transfer ettik. O nasıl olacak? Medina Ocak'ta gelecek. Ya adam transferde başvurulu oynadı. Bak Ali Koç, Aziz Yıldırım, Saadettin Saran birleşti Mourinho'yu getirdi. Mükemmel bir tercih. Edin Ceko senin kadronda zaten varken Edin Dzeko gibi bir yıldız varken yani Alan Saint Maximen müthiş bir transfer. Yusuf Ennesiri şu anda daha Ennesiri'nin ne olduğunu anlamadı taraftar. Sofyan Amrabat mesela ya adam Atletico Madrid'den transfer aldı. Biz aldık. Yine aynı şekilde satın alma opsiyonuyla Filip Kostić transfer edildi. Ya bunlar basit isimler gibi geliyor size. Bunları Galatasaray alsaydı çileden çıkardınız. Bunları Beşiktaş alsaydı adamlara bak. Bunlar da hani para yoktu derdiniz. Fenerbahçe aldınca küçümseniyor. Ama için dediği gibi şampiyonluk için umutluyuz diyor. Bu arada için şeyi de var. Ee, bu sene maşallahı da var. İnşallah böyle de devam eder. Nazarımızda değmesin İnşallah böyle devam. Ya ülke basınında açıklamalarda bulunmuş. Ben iki saat şunu demiş bunu demiş demeyeceğim. Olağanüstü bir takımız şampiyonluk için umutluyuz. Yani nasıl bir kutlama olacağını tahmin edebilirsiniz. Kulübün milyonlarca taraftar var. Türkiye'de futbol bir numaralı konu diyor. Nereye giderseniz futbol konuşuluyor diyor. Üst düzey bir antrenör. Kimden bahsediyor biliyorsunuz benden bahsediyor. Sevgili İsa Akın'dan bahsedecek hali yok. İsa'ya da buradan selam göndereyim. Bakayım videoları izliyor mu izlemiyor mu? İzliyorsa Hocam selamını aldım yazacaktır. Videolar izlemiyorsa da üç kağıtçı haber verin. Şimdi her şeyi detaylı bir şekilde düzenlemiş. Bu kadar başarılı olması tesadüf değil. Jose Mourinho ile eğitimler harika. Hangi anda ne söyleyeceğini çok iyi biliyor. Her şeye dikkat ediyor. O gerçekten üst düzey bir antrenör. Olması gerektiği gibi. Fenerbahçe'de geçen sezonki performansıyla eleştirilen Livakovic yeni sezona bambaşka başladı. Maç başına 4 kurtarış yüzdesi yakaladı ve %82'ye Süper Lig'deki 4 maçın 3'ünde kalesini gole kapattı. %82'li kurtarış yüzdesiyle oynadı. Maşallah böyle devam. Benfica'nın gözü İsmail Yüksek'te. Aa, şimdi Kerem oraya gitti. Orada Türk çetesini Türk işte light çetesini kebapçıları, mangalcıları toplayacak oraya. Ne kadar mangalcı varsa ha, -ha. Şimdi milli takım İzlanda'yı 3-1 mağlup etti. Tabii ki de Kerem Aktürkoğlu'nun performansı ayakta alkışlandı. Ancak İsmail Yüksek orta sahadaki enerjisiyle Benfica zaten bir süredir izliyor ve olumlu rapor vermiş. 48 yaşındaki Portekiz teknik adamı talebiyle oyuncu listesine eklenmiş ve devre arasında teklif gelebilir diyor. 3 yıl daha kontratı var. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro. Fenerbahçe 87 maç 2 gol 7 asist. İsmail bal yapmayan arıdır. Ama balı yaptı mıydı da tam yapar. Bu arada Kerem ile ilgili bir espri bir şey konuştuk ama ya Galatasaraylı arkadaşlar biraz e, engel çok olduğu için bazıları anlamıyor olayı. Arkadaş ben Kerem Abdurkol'u Fenerbahçe'ye gelecek demedim. Ben sizin arkasından gittiğiniz efsaneniz Uğur Karakullukçu'nun sözlerini aldım. Uğur Karakullukçu ne diyor? Kerem böyle giderse iki sene sonra Fenerbahçe'ye gelir. Hem de bedava gelir diyor. Biz de çıldırırız diyor. Sizin efsaneniz. Aynı efsaneniz sizin transferde vurgun yaptığınızı, yalan söylediğinizi falan da söylüyor. Zaha'ya 8.5 veriyormuşsunuz. Hakim Ziyek'e 6.5. İkar diye 10. O 11 veriyormuşsunuz. O da çok ayıp. Hani şaşkın olayımdı. İnsan şaşkın olduğuna 10. Öbürüne 11 mi verir? ayıp. Hiç yakıştıramadım hiç. Şimdi MHK'dan yeni bir skandal daha bunu da konuşacağım arkadaşlar. Ama bunu üstü kapalı konuşmak zorundayım. Neden biliyor musunuz? Kimseye küfür etmemek için. Şimdi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho bazı açıklamalarda bulundu. HT Spor'a. Ve Kasımpaşa maçına da Galatasaray'ın uşağı, Galatasaray çocuğu, Halis Muhlis, Orul Orul Galatasaray çocuğu Halil Umutmeler'i vermişler. Ben şunu söyleyeyim. Ee, hani derler ya işte iki kişi denize düşse hangisini kurtarırdın diye. Halil Umutmeler denize düşse hangisini kurtarırım? Denizi ve denizde yaşayan bütün su ürünlerini kurtarırım arkadaşlar. Halil Umutmeler cehenneme gidecek olsa bana deseler ki bunu affedersen ya da sen tamam dersen bunu cennete alacağız dese derim ki bu tek olmaz. Kadir Sağlam'ı falan da bunun yanına gönderin. Abdülkadir Bitigen'i falan da gönderin. Bu tek yanmasın. Onları da alın yanına derim. Bana deseler ki dünyada bir kişi yani Salim Mutmeler ölüm şeydi. Sen iyileş dersen iyileşecek deseler derim ki niye tek bu? Hani bir tane bu değildi ki bunun çetesi vardı. Onların hepsini toplayın derim. O kadar Galatasaraylı işte. Galatasaraylı da olabilir. Futperest de olabilir. Taşa da tapabilir. İte de tapabilir. Köpek eti de yiyebilir. Benim için hiçbir önemi yok. Benim için adalet yaptığı işte adalet önemli. Bir imamın ateist olması kadar saçmadır Galatasaraylıların hakem olması. Ulan güzel bir cümle oldu bu Güzel bir slogan oldu bak. Bir imamın ateist olması kadar saçmadır Galatasaraylıların hakem olması. Vallahi müthiş cümle oldu. Yaz bunu ileride söz olur. Atasözü diye gelecekte kullanırlar bunu yaz. Bir de ne vardı? Tesadüfe malum kişiler ve Galatasaraylı inanır. Ama bu dediğim daha güzel oldu. Bak bir imamın ateist olması kadar saçmadır Galatasaraylıların hakem olması. Aynı bünyede iki şey olmaz. Yok. Yok. Tarafsızlık hepsinde gitmiş. Diyorum ki Kerem Aktürkoğlu 12'ye satılacak Siz Sezekenize bakın Ferdi'yi niye 30'a sattınız? Kaça satacaktı? 450'ye falan mı? Ya Kerem'i tutup Barış Alper ya Kerem'i gönderip Barış Alper'i tutmak büyük bir zeka. Ama tabii geldi anlat. Çok da önemli değil. Bizim için önemli olan ne? Fenerbahçe. Bizim için asıl olan Fenerbahçe. Anlatabiliyor muyum? Biz bu hayatta en çok Fenerbahçe'yi sevdik. İyi ki de Fenerbahçe'yi sevdik. Yani bir söz var ya seni Galatasaray'la yaratmayan Allah'a Allah için bugün ne yaptın diye. Hakikaten seni Galatasaraylı yaratmayan Allah için bugün ne yaptın? Ben bak Galatasaraylı olup olmamak suç değil. Önemli olan dürüstlük. Dün canlı yayına bir tanesi gelmiş. Hakem Bahçe diyor. 10 senedir şampiyon olamadınız. Şu salak biriniz anlatın. Ya da bunun gibi salakları anlatın. Hakemler eğer bir takımı kollasa o takımla atları özdeşleşse mesela son 2 senedir arka arkaya şampiyon yapılır. Avrupa'da da gider köy takımlarına eğlenir gelirdi. Aa bu bana bir yerden tanıdık geliyor mu? Bilmiyorum siz de tanıdık geldi mi? Yani Avrupa'da Türk hakem yok. Gördünüz. <laughs> evet. Orada gidip a, a takımlara yeniliyorsun. Fenerbahçe yeniliyor Avrupa'da. He Lille eleniyor. Ulan Lille Galatasaray'a gelseydi herhalde 15 tane falan atardı ya. Şöyle bir bakıyorum da. Gerçi şu an Galatasaray'ın işi kolay. En kolay Avrupa fikstürünü çekti. Herhalde namalüp puan bile kaybetmeden 18 kaç 8 maç 8 kere 3 24 herhalde 24 puan alacaklardır. Hani anlatılan Galatasaray 24 alması lazım. Ama gerçekteki Galatasaray'ın ben 12 alacağından tereddütteyim. O da ayrı bir olay. Ama normal. Biz alıştık. Siz çoğunuz bilmezsiniz. O kadar güzel edebiyat yaparlardı ki. Neyse biz hocam sen Galatasaray'a çok konuşuyorsun diyor. Arkadaşlar mecbur çok konuşacağım. Siz eşinizi ne kadar sevdiğinizi anlatmıyor musunuz? Eşinize çiçek almıyor musunuz? Çiçek alın. Sevdiklerinize çiçek alın. Sevdiklerinize hitap edin. Onları ne kadar sevdiğini söyleyin. Yaşarlarken. Çünkü öldükten sonra söylemenin size de hayrı yok. Şimdi ben bir şey söyleyecektim ama unuttum. O yüzden kısa kısa birkaç tane bilgi vereyim. Yani hakemlerle de konuşmak istemiyorum. Galatasaray teknikte Okan Buruk'tan arkadaşmış. Bilmem neymiş. Yabancı hocalar şöyle böyle falan. Halil Umut Allah canını alsın. Eğer bile isteye Fenerbahçe'nin aleyhine maç yönetirsen Allah senin canını alsın. Sabaha çıkman nasip olmasın. İşini doğru düzgün yaparsan İşini helaline yaparsın. Allah ne muradım varsa versin deyip. Fakat sıra şampiyonluğu hariç. Ben bundan sonra bütün hakemlerin aynısını söylüyorum. Kardeşim zihniyetin değişmesi lazım. Hocam ben dua etme ya. Döner dolaşırsa ben ben dua etmiyorum. Ben bak temenni de bulunuyorum. Arkadaşlar olması gerekeni istiyorum ya. Yani şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar yani yemek yerseniz karnınız doyar. Hocam sen de Allah'ını seversen dua ediyorsun der misin demezsin. Ya olanı söylüyorum. Arkadaşlar işte Müslümanlar camide ezan okunur. Namaz anını belirtmek için. Hocam Allah'a seversen din imanı karıştırma. Ya ben bilgi veriyorum. Burada da aynısını söylüyorum. Adam gibi yönetsinler. Derbi maçımız var. Ha! Aynı şekilde Galatasaray için de söylüyorum. Gidip de saçma sapan sarı kart kırmızı kart verip bir hafta boyunca bak hakem Galatasaray'ın hakkını yedi. Derbiyi eksik çıkartmak için diye palavra dümen de istemiyoruz. Gelsinler en iyi kadrolarıyla gelsinler. Yeter ki maçın hakemi adil olsun. Gerçi maçın hakemi onlardan olduğu zaman da biz gördük. 10 kişi bıraktıklarında Fred'in tertemiz orta sahadan golünü saymadıklarını biz orada da gördük. Daha çok şey göreceğiz de. Bakalım daha neler göreceğiz. Şimdi kıymetli arkadaşlar. Ahmet Ercanlar Fenerbahçe gelecek sezon için sözleşmesi biten. 20'li yaşlarda bir oyuncuyla görüşmelere başladı diyor. Fenerbahçe 20'li yaşların başlarında bir oyuncuyla görüşmeye başladı. 20'li yaşlarda diyelim ya. Ne 20'li yaşların başlarında ne? Mevkiyi de söylemiyorum. Fenerbahçe bonservis bedeli olmadan transfer edecek. Arkadaşlar bu isim ciddi bir isim. Onu söyleyeyim. Fenerbahçe'de Bartu Elmaz için çok iyi kiralık teklifler var. Ancak Jose Mourinho kesinlikle göndermeyin diyor. Sercan Hamzoğlu. Hatırlar mısınız? Bir tane adam var. Mustafa Hoca diye. Bartu Elmas, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın bu isimlere kafayı taktı. Ben bu isimleri müthiş bir seviyeye getireceğim dedi. Bu isimleri göndermiyor demişti. Hatırladınız mı? Ya hatırlamadım. Çık lan dışarı. Sercan Hamzoğlu ki Ocak ayına kadar Medina Fenerbahçe'ye gelmeyecek. Ben de aynı görüşteyim. %90 gelmeyecek. %10 ihtimal. Bence attıkları tweetleri silsinler diyor. Yoksa önünüze sık sık gelecektir. Bu transfer kesin olacak olmayacak bilmiyorum ama Ocak ayından önce kesinlikle net bir şey yok. Medina bitti diyorlar aradım sordum ya sercan sen yılların gazetecisisin. Oyuncu sağlık kontrollerine girmeden biter mi dediler. Yani o yüzden yurt dışındaki haberlere bakmayın diyor. Doğru. Yani bugün transfer ettik desek Medina'yı. Sağlık kontrolü. Yani Medina'da son dakika diyebilsem. Şey. Resmi olmayan rakamlara göre. Fenerbahçe bu sezon 350 bin forma satmış. Galatasaray 205 bin. Beşiktaş 180 bin. Trabzonspor 80 bin satmış. Bu rakamlar doğru değil. Onu da söyleyeyim. Yani güzel bir transfer bilgilendirme videosu olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Herkese de teşekkürlerimi sunuyorum. Bana katlandığınız tahammül ettiğiniz için. İyi ki varsınız. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.